Arkadaşlar merhabalar. Ders çalışma programının 3. haftasına girdik ve 3. haftasında neler yapacağız onlardan bahsedeceğim. Ama bahsetmeden önce 31 Temmuz tarihindeyiz. Hocam bugünün önemi nedir diye soracak olursanız. Evet 31 Temmuz benim doğum günüm. Hadi bakalım tahminleri görelim. Sizce kaç yaşına bastık? Çok yaşlı göstermeyin ha sakın. Neyse aklınızdan ne geçiyorsa ekran karşısında kaç gözüküyorsa onu bir yazın isterseniz. Bu arada teşekkür ederim. Şu Ço çoğunluğunuz şu anda hocam doğum gününüz kutlu olsun mutlu yıllar falan filan diyorsunuz. Hepinize tabii ki cevap yazamayacağım. Teşekkürlerimi şimdiden sunayım. Sağ olun var olun iyi ki varsınız. Evet gençler şimdi 3. haftadayız. Geometride geometriyi 2 ayırmıştık. Üçgenler ve diğerleri. Üçgenleri de 2 ayırmıştık. Dik üçgenlerin sonuna kadar olan kısım ve sonra e, oradan da üçgenlerin sonuna kadar olan kısım demiştik. Level 1'i atlamaya az kaldı. Evet gençler, gerçekten çok az kaldı. Şimdiye kadar geçen hafta falan çok önemli şeyler öğrendiniz. Çok büyük temeller atıyorsunuz şu anda. Yani bu ek çizimler falan filan derken bayağı bir sağlam temeller atıyorsunuz. İleride ekmeğini çok yiyeceksiniz. Emeğinin karşılığını çok alacaksınız. Şimdi ne var? Bu hafta da çok önemli. Bu hafta da gerçekten çok önemli. Geometry'de acayip bir şekilde en büyük temellerden yine birini atacağız. Dik üçgen Öklit bağıntısı ve özel açılı üçgenler. Evet sadece kural değil. Kuralların da mantığını vereceğimiz dersler başlıyor arkadaşlar. Ve bu haftanın sonuna kadar da şöyle bir sabredin. Ondan sonra bu işin ekmeğini gerçekten ama gerçekten yiyeceksiniz. Sonra yani ne bileyim çok rahat bir şekilde geometri çözeceksiniz ya. Ama e, bu haftayı da çok ciddiyetli bir şekilde. Çok 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 ama çok ciddiyetli bir şekilde. Yani ciddiyet derken yani ciddi bir şekilde halletmenizi istiyorum arkadaşlar çünkü önemli. Gerçekten önemli. Hocam ben işte dik üçgen Pisagor bağıntısını biliyorum deyip geçmeyin. Bilmediğiniz öyle güzel şeyler var ki. Size o kadar hızlandıracak öyle güzel dokunuşlar yapıyoruz ki orada. O yüzden her bir video gerçekten ama gerçekten çok önemli. Tamam Pazartesi günü. Daha önce de yayınladım biliyorsunuz. Ama sizler pazartesiye göre ayarladığınız kendinizi. Pazartesi günü dik üçgen, üçgen bağıntısı, özel açılı üçgenlerin hepsini dinliyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar'da kitaplarınızı çözüyorsunuz. Bir kitap çözmek isteyen bir kitap, iki kitap çözmek isteyen iki kitap. Ama e, ben ne yapmıştım? Şu an e, konu anlatımından sonra iki kitap tavsiyesinde bulunmuştum. Sonra üçgenler bittikten sonra da üçüncü kitaba da geçeceğimizi de söylemiştik. Siz bilirsiniz, bir kitap artı üçgenlerden sonra bir kitap şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamıyla size bırakıyorum o kısmı. Ama iki kitap artı ekstradan bir kitap sizi süper bir noktaya getirecektir. Evet gençler, şimdi ee, dik üçgen konusunu işleyeceğiz bu hafta. Evet dedik ya daha öncesinde de. Yani biz YouTube için bir içerik yapmaya çalışsak 10 dakikalık, 15 dakikalık belki daha fazla izlenecek. Bunun da farkındayız. Ama ben ders odaklı bir öğretmenim. Yani bir derste ne anlatılması gerekiyorsa o. Yani ekstra fazlası, fazlası yok arkadaşlar bizde. Fazlası bilgi. Yani ekstra bilgiler. E biz de burada özel ders konseptinde gittiğimiz için burada e, bu videolar bazen 40 dakikayı bulabiliyor arkadaşım. Yani ister istemez bulabiliyor. E, bilmiyorum şu ana kadar daha şikayet gelmedi ama genelde YouTube'cular bu, bu anlamda ya hocam videolar çok büyük işte çok uzun 40 dakika nasıl olacak falan filan e, sabredince alışıyorsunuz. İlk başta hep böyle de masaya oturmak da öyle bir şeydir zaten. Ben mesela üniversitede e, ilk senemde 8 tane zayıfım vardı. İkinci sene çalışmaya başladım. O masaya alışana kadar e, canım çıktı. Ondan, ama ondan sonra masaya alıştıktan sonra da masadan kalkamıyordum. Hani siz de aynısı olacaksınız. O videolara alıştıktan sonra sıkıntı yaşamayacaksınız. E, 40 dakika olması gereken yer. Maalesef konuyu böyle arada kesemiyorum. Kesemediğim yerler var. Ondan dolayı arkadaşlar 40 dakika ya da bazen çok konuşuyorum. Ama orada konuşmalar gerçekten önemli. Sadece soru çözmeye odaklı ders anlatsam. Hani bu iş bu kadar güzel olmaz. Yani güzel anlatamam. Oradaki inceliklerden bahsetmeliyim. Bazen yeri gelecek boş konuşacağım orada. E, yorulduğunuzun farkına varıyorum. Orada boş konuşup sizi dinlendirmeye çalışıyorum gibi gibi teknikler var arkadaşlar. E, o yüzden e, sabredin sabredin sabredin. Zaten dik üçgenin sonundan sonraki konularda böyle ağır 40 dakikalık falan sorular olmayacak. 40 dakikalık konular olmayacak. E, yani bir en fazla yarım saatlik konularla karşılaşacaksınız. O yüzden etmeye devam edin lütfen. Ve dik üçgen gerçekten ama gerçekten çok önemli ve e, çok ayrıntılı anlattığımı görüyorsunuzdur. Sadece dik üçgende 60 küsur tane soru var. Hani 68 tane etti orada bir, bir sayfa fazladan yazılmış. Sanırım 62-63 tane falan soru var. Ya bu ne demek? Bütün soru tarzları var ve yeni nesilde böyle elinden geldiğince yani orada her çeşit sorusunu göstermişim. Hem eski nesilde hem de yeni nesilde her çeşidini göstermişim. Bu ne demek oluyor? Sen konu anlatımını ciddi bir şekilde ve çok anlamlı bir şekilde böyle dinledikten sonra konulan da kitaplara geçtikten sonra çok fazla sıkıntı yaşanacaksın. Ha sıkıntı yaşasan bile çözümlere geçtikten sonra, çözümleri gördükten sonra, "Aa bu böyle miydi? Aa şu şöyle miydi?" yani belki çözüm videosunun 5. saniyesinde "Aa tamam ya gerisini ben yaparım." deyip belki videoyu bırakacak noktaya geleceksiniz yani. O anlamda sizi bu şekilde eee geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sistem bu. Alışmışsınızdır. Ee, bazen konuşuyoruz. Evet. Videoların içerisinde de konuşuyoruz. Bunlar boş konuşma değil. Oradaki her bir konuşma gerçekten ama gerçekten çok önemli konuşmalardır. Haberiniz olsun. Evet gençler. Ee, bu hafta dik üçgen, öklit bağıntısı ve özel açılı üçgenleri işliyoruz. Ve hafta sonuna kadar da ne yapıyorsunuz? İki kitaptan ödevlerinizi yapıyorsunuz. Ya da bir kitaptan ödevlerinizi yapıyorsunuz. Ee, dik üçgen genelde kitaplarda böyledir. Dik üçgen, öklit bağıntısı ve özel açılı üçgenler e, bir bölümün testidir. İkiz kenar eşkenar da başka bir bölümün testidir. Ama bazı kitaplarda dik üçgen, öklit bağıntısı, özel açılı üçgenler ve ikiz kenar eşkenarı da aynı anda alabilirler. Ama hiç korkmayın. Ben size bunu zaten ders içerisinde öğretiyorum. Eğer ikiz kenar ve eşkenar üçgen konusu da olsa oradaki testin içinde o soruları da yapmaya çalışın. Çünkü dik üçgeni anlayan, öklit bağıntısını anlayan, özel açılı üçgenleri anlayan, hatta şöyle ayırıp dik üçgen Pisagor bağıntısını anlayan İkiz kenar üçgeni rahat bir şekilde yapar. E, oradaki özellikler hariç özellikle ilgili soruları sonraya bırakırsınız. Sonraki haftaya ikiz kenar eşkenar işledikten sonraya bırakırsınız. Eşkenar yapabilmek için de özel açı mantığını anladıysan eşkenarı da çok rahat bir şekilde yaparsın kardeşim. Tamam Kendine güven. Yani 100 sorudan 80'ini net yaparsın. İkiz kenar ve eşkenardan böyle e, eğer sen dik üçgeni bir, çok iyi bir şekilde çalışırsan ikiz kenar ve eşkenardan sana 100 soru sorsalar Oradaki 100 sorunu 80'ini rahat bir şekilde yapabilirsin. İnan. İnan inan. Evet. Gençler dediğimiz gibi bu hafta da önemli bir hafta. Bu haftayı da çok verimli bir şekilde geçirirseniz bundan sonra geometri hayatınız süper olacak. Ciddi anlamda süper olacak. Göreceksiniz. Hep böyle eskiye dönük işler yaparken hep buraları anlatacağız. Buraya kadarki olan kısım gerçekten ama gerçekten çok önemli. O yüzden bu haftaya aşırı derecede önem verin arkadaşlar. E bu haftaya da önem verdikten sonra gerisi gerçekten böyle var ya. Ne derler o kadar rahat yapacaksınız ki yata yata belki de konu dinleyeceksiniz. Ama gerçi biz buna karşıyız ama neyse. Yani o kadar keyifli böyle şey yapacaksınız ki. Ne bileyim bir yandan kahvenizi içeceksiniz. Bir yandan soru çözecek kıvama geleceksiniz arkadaşlar. İşte bu dik üçgenin sonundan sonra. tabi e, tabii konulara diğer konuları da görürken bir de onları kullanmayı da öğrendikten sonra. Şahane bir noktaya geleceksiniz. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.